Merhaba, Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Kitap paylaşımları yapmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere benim kursuma gelen bir arkadaşımızdan bir kitap paylaşacağım. İsmim Ahmet Bayındır. Kitabımız Yaşam Şimdidir. Kendisi sosyolog ve bir fakülte daha mezunu. Çok bilgi birikim sahibi bir insan. Derste de sürekli hem YouTube kanalı var, YouTube videolarından bahsediyordu. Yazdığı iki kitap aynı anda yazıyordu. Bir tanesi çıktı piyasaya. Kitaptan bahsediyordu. İşte önündeki planlardan, yapacaklarından, yaptıklarından. Sonra kitabını imzalayıp bana verdi. Sağ olsun şu şekilde. Bilgi, beceri ve donanımlı haliyle tanıdığım Deniz Çevik'e başarı ve mutluluk dileklerimle sevgiler diye imzaladım. Şimdi kitabı okuyorum. Öylesine dur bir şunu okuyayım diye paylaşabileceğimiz bir kitap değil. Yani eğitim kitabı niteliğinde, önemli bir kaynak niteliğinde bir kitap olmuş. Eline koluna, fikrine, zikrine, birikimine sağlık. Buradan birkaç konu başlığını sizlerle paylaşacağım. Amacım en çok kitapla tanışmanız. Sonrası isterseniz zaten her şekilde edinip ulaşabilirsiniz. Burada başlık yazıyor. Altında da alt başlıklar var. Sonra onları açıklıyor. Yeni başlığa geçiyor. Yani değme ders kitabı böyle düzenli değil. En çok dikkatimi çeken bölüm şimdiye kadar okuduğum yerden. Zihin neden şimdiyle çatışır? Bu kısımda öncelikle bunu paylaşmak istiyorum. Alt başlıklarımız. Zihin şimdi çatışması neleri etkiler? Şimdi de benlik nasıl etkilenir? Zihin etkisini neden sürdürmek ister? Zihin neden şimdiyle çatışır? Düşünce düzeyinde direnme hissi bir değerlendirme ve bir yargı biçimidir. Birey karşı çıktığı, benimsediği düşüncede bile olsa kavga eder ve direnç gösterir. Düşüncenin nereden geldiğine bakılır önce. Zihinden gelen bir düşünce ise değerlendirme hemen yapılmaz. Çoğu zaman da doğrulanır. İşte bu zihne teslim olmaktır. Onunla bir anlamda bütünleşmektir. Ta ki benlik direnene kadar. Zihinden gelen düşüncelerde kaldığı sürece değerli kıldığını çok sonra anlayacaktır. Bu adeta zihnin emrine girmek gibidir. Zihin etkinse şimdi yoktur. Şimdi hissedilirse zihin yoktur. Bu tıpkı karanlıkta bir lamba yakmak gibidir. Işık yanınca karanlık yoktur. Işık yoksa karanlık vardır. Zihnin etkisinde kalındığı sürece değerli olacaktır. Değerli hissedildiği sürece hem beynin, hem ego, hem de kişiliğin durumu fark etmesi zaman alacaktır. Çoğu zaman sanal bir etkinin acısı çökünce uyanma başarılabilecektir. Bu sanal haz, benlik ve karakterden gelen bir eylemle olan gibi uzun olmayacak, kısa sürecektir. Zihnin sürekli olarak geçmiş ve gelecek sunumları bireyin şimdiye geleceği korkusuyla şiddetlenir. Korkutmalara başvurup kendi konumunu güçlendirmeye çalışacaktır. Zihnin duygusal davrandığımız anda bizi esir almasıyla beyin de, ego da, akıl da hiçbir şey işlemez duruma gelir. Duygusallıkla yapılan her davranış bizi zihnin kucağına iter. Sunduğu düşüncelerle kendi çapında evirip çevirip yok eder. Zihin egoyu ve beyni yanına almıştır artık. Ama beyin sonuçtaki acıyı gördüğü zaman bu defa benliğe hak vermeye başlıyor. Benliği güçlendirmeye çalışıyor. Bu da zihne karşı duruşun ilk zaferi ve başlayan bir başkaldırıdır. Ego ve zihnin onayıyla yapılan haz verici davranış veya etkinin bir süre sonra yerini hüzün ve acıya bırakacağının bilinci, gücünü şimdiden alan benliğin etkisini artırır. Böylece ego ve zihnin güdümünden uzaklaşarak acı hissedilmeden rahatlama ve huzurun hakim olduğu yaşam çarklarını döndürmeye devam eder. Yeni başlık, zihne karşı duruş nasıl başarılır? Alt başlıklar, neden zihne karşı bir duruş olmalı? Zihne karşı mücadele başarılabilir mi? Gerçek hayatta şimdinin etkisi nedir? Şimdinin bilinci neden çok değerlidir? Yaşamın getirdiği tüm sorun ve yükler davranışlara yansıyarak zihin tarafından raflarına çabucak ve muhteşem bir sistematikle tasnif edilir. Raflarının ne kadar dolu olduğu elbette ki önemlidir ama onların yaşamın ana dinamikleriyle ilgili olmaları, zihin tarafından önlenmeleri çok iyi değerlendirilerek birey üzerindeki etki ve gücünü artıracaktır. Bu
durum zihni oldukça güçlü yapar ve bu gücü her ortamda öne çıkararak davranışları etkileyen dinamikler olarak etkilenmeyi sürdürür. Rafları doldukça ve zaman uzadıkça güçlenen zihin, birey üzerinde artan etkisini hissettirmesini şiddetli hale getirmeye başlar. Çünkü görülen, işitilen, hissedilen, tadılan ve koklanan tüm deneyimleri depolayarak adeta yaşama içinde saklamaktadır. Tüm bu durumların hissedilmesi ancak şimdiye ulaşarak olabilecektir. Zihin, öncelikle içinde yaşadığı bireyi şimdiden uzaklaştırmakla kalmayarak, bireyin öz varlığı olan ölümsüz varlık hissinin de üstüne perde gelmeye başlar. Bu hal elbette bireyin yaşama karşı direncini düşürecektir ama durumları köşelerinde öylece seyreden benlik ve karakter öfke yumağına dönecektir. Bir türlü ulaşılamayan şimdi, içerisinde barındırdığı güzel his ve hazların bireye farkına vardırmadan heba olması bilinçte olumsuz etki gösterecektir. Yetersizlik hissi gelişerek özgüvende eksikliğe sebep olacaktır. Birey, geçen zamana mı, yoksa o heba olan şimdilerdeki hazlara mı üzüleceğine şaşırır. İçsel güvensizliğin artması zihnin güçlenmesi demektir. Gittikçe artan duygusal davranışlar, güçsüzlüğü de körükleyen bir etki haline gelir. Daha çok duygusallıkla duygusal boşluklara doğru ilerler. Bu durum zihnin faaliyet alanları olduğundan kısır bir döngüyle yaşamın mutsuzluğu birey üzerinde kara bulut gibi çökmeye devam edecektir. Üstelik geçen zamanın süresi ömürden geçen süredir. Bu acı bir durumdur. Asıl mesele ne biliyor musunuz? Kendimizi zihin ve egonun yaptığı ablukadan kurtarıp şimdiye giden gücü bildiğimiz halde bunun tam olarak algılayıp farkında olamadığımızdır. Burada kalsa iyi yine, her kavrama kafa tutmayı başaran şimdi gibi bir silahı kuşanmayıp, zihnin karşısında boynu bükük teslim olan savaş esiri gibi zavallı hale geliyoruz. Oysa ki insan duygularıyla besleniyor, hisler duyguları doğuruyor. İşte zihnin de en sevdiği ortam bu duygusal olduğumuz anlardır. Maalesef hangimiz duygusal değiliz? Hepimizin duygusallığı var. Zihin de oradan oraya gidiyor işte. Bizi öyle bir avucun içine alıyor ki kıpırdayamıyoruz bile. Şimdiki an öylece gelip geçiyor. Tek çaremiz geçen zamana hakim olup o zamanı yaşamın gerçekleştirdiği şimdiye getirmek ve tüm hazları o şimdide yaşamak. Sevgiler, sevinçler, huzurlar, mutluluklar sadece o anda, şimdi de var çünkü. Acilen o anda gerçekleşen his ve duyguların algılanması gerekmektedir. Tüm bu engelleri aşarak yaşamın gerçekleştiği şimdinin hissi zihinden değil de o andaki yaşam enerjisinden alınma başarılabilirse bir anda zihnin kapısı kapatılmış olacaktır. Zihnin etkisizleşmesiyle önceki his ve davranış kalıplarının yapılma isteği durdurulup yaşamın şimdi de gerçekleştiği o anda algılanabilecek ve hissedilebilecektir. Konu başlığı bu kadardı. Umarım aktarabilmişimdir. Sesli olarak ilk defa okudum tabii. Sizlerle paylaşmamı istediğiniz herhangi bir konu varsa, sizler için seslendirmemi istediğiniz herhangi bir uygulama varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.